Anadolu Rock'ın sürmeli çocuğu Barış Akarsu. Güzel saçlı, gözlerinin içi gülen bu genç adamın nasıl bir yüreği vardı? Neden unutmuyoruz Barış'ı? Nasıl bir iz bıraktı bu dünyaya? (29 Haziran 1979'da madencilerin şehri Zonguldak'ta bir bebek doğar. O dönemler ekonomik kriz, şiddet olayları ve sıkı yönetim boy gösterir. Türkiye sokaklarında sağ-sol çatışması gitgide artar. İnsanlar yok yere hayatını kaybeder. Ülkede akan kardeş kanına tepki duyarak bu bebeğin adını Barış koyar babası. Çocukluğu 1 Mayıs'larda madenci yürüyüşlerinde geçer. Babasının işinden dolayı Amasra'ya yerleşirler. İlkokul ve liseyi burada okur. Elinde bir blok flütle sokak sokak dolaşır Barış. Amasra kumsallarında gitarıyla şarkılar söyler dostlarına. Cem Karaca, Zülfü Livaneli, Ruhi Su, Rahmi Saltuk, Ahmet Kaya gibi isimlerle büyür. Özellikle Zülfü Livaneli'ye olan sevdasıyla saz çalmaya başlar. Denize de tutkundur Barış. Lisede Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel yelkencilik yapar. Para kazanmak için yazları Antalya'da turistik yerlerde animatörlük yapar. Özgür ruhludur. Kafasına eser Ankara'ya gider. 2 gün otogarda, 3 gün metroda uyur. Ankara'da garsonluk yaparak devam ettirir hayatını. Ama aklında hep müzik vardır. Karadeniz Ereğlisi'nde 4 yıl boyunca çeşitli yerlerde müziğini yapar. Bir gün bir yarışmanın reklamını görür Barış. Akademi Türkiye. Arkadaşları Barış'ın katılması için ısrar eder. O da alır eline gitarını, düşer yollara. Diğerlerinden farklıdır Barış. Doğallığıyla, tarzıyla, gülüşüyle sevdirir kendini. Aylar sonra yarışmadan birinci olarak çıkar. Artık sokakta yürüyemeyecek kadar meşhurdur. Yarışmadan star mı çıkar canım diyenlere inat, Barış bildiği yoldan ilerlemeye devam eder. Ona bir söz verilmiştir. Yarışmada birinci olana albüm yapılacaktır. Ama verilen sözlerin hiçbiri tutulmaz. Kendi girişimleriyle çıkarır albümünü. Cem Karaca'nın Islak Islak şarkısına yaptığı cover'ı ilk albümünün ismi olur. Ben feleğin tekerine çomak sokarım diye gürler sesi. İdollerinden biridir Cem Karaca. Türkiye'nin yeni Cem Karacası, yeni Barış Manço'su gibi yorumlara karşı ben Barış Akarsu'yum, onların izinden gidiyorum ama kendi müziğimi yapıyorum. Onların yerine geçmektense onlar gibi ölümsüz olmayı tercih ederim der. O artık Cem Karaca'nın bayrağını taşımaktadır. Halk çocuğudur Barış. Bir gün gazeteciler onunla röportaj yapmaya gelir. Röportaj sırasında Barış'ın gözlüğü tekneden denize düşer. Muhabir, gözlük şimdi çok pahalıdır, gitti der. Barış Akarsu, yok abi pazardan almıştım 10 lira diyerek güler. Egodan eser yoktur Barış'ta. Samimidir, bizdendir. Şöhret olduktan sonra hiç değişmez. Arkadaşları oğlum değişsene biraz artist gibi davransana dese de o hep aynı kalır. Çevreye ve insana duyarlıdır Barış. Aslında her canlıya duyarlıdır. Çok sevdiği kedisi Miço'yu yağmurlu, soğuk bir günün akşamında ayağı kırılmış halde bulur. Tedavi ettirip sahiplenir. O benim kedim değil. Oğlum diye anlatır Miço'sunu. Rock müziğini de, uzun saçlarını da sevdirir insanlara. Müzik bir şey anlatmalı. Benim için müzik sadece aşktan ibaret değil, toplumsal bir olgu. Ben yalnızca karşı cinse değil, başka şeylere de aşığım. Gözümüzle göremediğimiz güzellikleri de fark etmek ve ettirmek istiyorum. Rock'ın özüne bakarsak, rock isyandır. Haykırıyorsam, insanlar daha güzel yaşasın diye haykırıyorum der. Gerçek sanatçı, etrafında olan acılara, zulümlere sessiz kalmayan, tepkisini korkmadan dile getiren kişidir. Barış müziğinde toplumsal mesajlar vermek ister. Lay lay lom şarkılar yapıp, daha da popüler olacağı bir klip çekebilecekken, o insanları düşündürmek ister. O dönem Amerika-Irak savaşı yaşanmaktadır. Kimdir o şarkısıyla? Amerikan emperyalizmini eleştirir Barış. Amerikan askerlerinin Irak Savaşı'ndaki görüntülerini de gösterir klibinde. Herkes susarken o korkmadan tanrısı para, kendi de köle. Sözleri zehir, onu dinleme der. Sadık uşaklar eteğini öper. Korku üretir, süslere gizler. Alırsın, satarsın, yutarsın der. Tanrısı para, kendi de köle. Sözleri zehir, onu dinleme. Amerika'nın zamane başkanı için yazılmış olsa da hırsına, egosuna yenik düşen, nice canın kayıp gitmesine çanak tutan tüm kötü liderlere seslenmiştir Barış. Tepede beyaz bir saray, sarayda soytarı bir kral. Kara haber onun işi, sıra kimde der. Tepede beyaz bir saray, sarayda soytarı bir
saraydaki soytarılar değişir. Ama Barış'ın onlara sistemi baki kalır. Bizlere bıraktığı bu eseriyle aslında gelmiş ve gelecek olan tüm soytarılara cesurca seslenir Barış. Televizyon kanalları kalça sallayanların, göbekten zeytin yiyenlerin yanında bu klibi yayınlamak istemez tabii. Ama yoğun istek aldığı için yayınlamak zorunda kalırlar. Büyüdüğü toprakları hiç unutmaz Barış. Amasra ve Mavi şarkısının klibini büyüdüğü topraklarda, Amasra'da çeker. Güzel memleketini tanıtarak sevgisini gösterir. Toprak kokan şehir, deniz kokan şehir, sevda kokan şehir diye seslenir memleketine. Hava ile bütün, su ile bütün, güneşle bütün şehir. Toprak kokan şehir, deniz kokan şehir, sevda kokan şehir. Bulutlarda tutunmak zordur ve yaşadığımız dünyanın şartları da bulut gibi. Yaşamak da zor, tutunmak da zor. O bulutlarda yürümek için çabalamak gerekiyor diyerek Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek adlı ikinci albümünü çıkarır Barış. İlk şarkısı Vurdum En Dibe Kadar'ın klibinde yoksulluğa, ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan eğitime dikkat çekmek ister. Kapıyı bacayı bir güzel örter. Siyah bir boyayla kapatır üstlerini. Tüm kötülükleri o odada karanlığa gömmek ister. Ateşlerle uyandım, yangın her yeri sarar. Gördüğüm acılarla vurdum en dibe kadar. Yeter Be adlı şarkısı kurulmuş düzene bir başkaldırıdır. Dünyanın adaletsizliğine karşı bu düzeni bozuk dünya yalan diye seslenir. Bu düzeni kim kurmuşsa gün gelir elbet biter der. Bırakın yeter be, her gün aynı şeyler. Bu düzeni kim kurmuşsa gün gelir elbet biter. Taksim'de savaş karşıtı eylemlere katılır Barış. Gerçek bir gönüllüdür. Hani bir söz vardır. Bir elin verdiğini öteki el bilmemeli. Barış da böyledir işte. Sessiz sedasız yapar yardımlarını. Lösemili çocukların yararına konserler verip önce kendi alır biletini. İzmir Tepecik Devlet Hastanesi'nde bulunan 22 lösemili çocuğu himayesi altına alır. Onlarla oyunlar oynar, filmler izler, sevgisini paylaşır. O dönemler Barış Akarsu'nun bu yardımlarından hiçbir medya kuruluşunun haberi dahi yoktur. Magazinin de ilgisini çekmez zaten bu durum. Otizm ve Down sendromlu çocuklarla buluşur. Onlarla arkadaş olur. Engel nedir ki? Kafandaki engelleri kaldırman lazım önce. Önemli olan budur. İlk önce beynin özgürlüğü. İlk önce beyninden kaldır engelleri. Önemli olan budur. Onları kaldırdığımız zaman zaten fiziksel engel de ortadan kalkıyor der. Devletin engelliler için tutumunu eleştirir. Elimde olsa ilk önce onlara çalışma imkanları oluştururdum der. Kazandığı paralarla köy köy gezip okullardaki çocuklara bedava konserler verir. Toplam 200 konser vermiştir. Adının hakkını vermelidir Barış. Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu tarafından organize edilen Barış'a Rock Festivali'ne katılır. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılır. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Bodrum Kalesi'nde Yunus Emre'nin Gel Gör Beni Aşk Neyledi şarkısını haykırır. İlahisi var Yunus Emre'nin. Yani Gel Gör Beni Aşk Neyledi. Evet. Yani özel bir parça, yani özel bir müzik. Gel gör beni, beni aşk neyledi, derdeki can eyledi. Tıpkı babasının daha doğduğunda ona yüklediği misyondaki gibi insanları Barış'a kardeşliğe davet eder. Barış artık Barış'ın sembolüdür. Kısacık müzik serüvenine 9 ödül sığdırır. Bodrum'da bir mekanda sahne almaktadır Barış. Daha yeni yeni tanınıyordur. Orada çalışan bir çocuk vardır. Barış sahnesi bitince dostum gel yanımıza otur diye çağırır onu. Çocuk utana sıkıla abi işler var yapacak der. Barış ise ısrar eder. Sen gel sonra yaparız beraber der. Kimsin bakalım sen? Adın ne diye sorar Barış. Yusuf'tur adı. Üniversiteyi yeni kazanmıştır. Okunması için para biriktirmesi gerekir. Ekmek kuyunun dibindedir Yusuf der Barış. İyi geceler bile demeden gider. Aradan 2 ay geçer. Bir daha hiç selamlaşmazlar bile. Yusuf çalışırken babasını kaybeder. Memleketine, Mersin'e gider. Yusuf birini görür karanlıkta. Siyah deri montu ve gözlükleriyle yaklaşır Yusuf'un yanına. Olur Yusuf olur. Hayat bu. Kuyudan çıkmaya gayret etsen hep der ve gider. Gitmeden Yusuf'un kardeşine bir zarf bırakmıştır. Zarfın içinde para ve mektup vardır.
Bir de banka hesap cüzdanı. Mektupta bütün eğitim masraflarım bana ait. Kimseye söz etmek yok, Yusuf yazar. O günden sonra Yusuf'un abisi, babası, her şeyi olur Barış. Yusuf yıllarca kimseye anlatmaz bu hikayesini. Ta ki Barış'ı kaybedinceye kadar. Evlenir Yusuf. Bir oğlu olur. Adını da Barış koyar. 29 Haziran 2007. Doğum günü için yeni bir konser planlar Barış. Bu konserin gelirleri yine tamamen çocuklara bağışlanacaktır. Sevenleri heyecanlıdır. Erken saatlerde Barış Akarsu'yu beklemeye başlarlar. Yüreğine düşen bir Zeynos'u vardır Barış'ın. Araları limonidir. Zeynep doğum günü için sürpriz yaparak Barış'ın yanına, Bodrum'a gelmiştir. Saat 9.30 gibi yemek yedikten sonra Zeynep, Barış ve arkadaşlarını alan Barış'ın doğum günü etkinliği için yola koyulurlar. Direksiyonda Zeynep vardır. Bodrum Torba Kavşağı'nda hem sürücü hatası hem de kavşaktaki bir sorundan kaynaklı olarak ağır bir trafik kazası geçirirler. Kalbi durur Barış'ın ama tekrar çalıştırırlar. 5 gün yoğun bakımda kalır. Hayranları günlerce, gece gündüz demeden hastane bahçesinde umutla bekler. Geçen 5 günün ardından gencecik yaşında, 28 yaşında kaybettik Barış'ımızı. Bodrum Torba Kavşağı'nda daha önce de sayısız kaza yaşanmıştır. Muğla Valisi Temel Koçaklar, Barış'ın kazasından önce 2006'da kavşağa sinyalizasyon yapılması için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 2 yazı göndermiştir. Ancak karayolları kavşakta araçların hız kesmesi için yola kesik şeritler çizdiğini, bu nedenle de trafik lambasına ihtiyaç olmadığını öne sürmüştür. Yitirilen onca canın ardından geç de olsa buradaki kusurun giderilmesi için çalışmalar başlatılır. Torba Kavşağı'nın ismi Bodrum Belediyesi'nce Barış Kavşağı olarak değiştirilir. Kendini sanatçı sanan nice insanlar unutulup gittiler. Ama Barış, biz unutmadık onu. Dünyanın Barış'a hasrettiği her geçen gün artarken bu genç adamın bize ışıl ışıl bakan sürme gözlerini hiç unutmadık. Mezar taşına yazılan sözlerini de. Kalbinizden sevgiyi hiç eksik etmeyin. Çünkü sevgi her şeyin anahtarıdır ve paylaştıkça çoğalır.